أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Evet, 102 beyt geldik buraya kadar. Evet, toplam 102 beyt geldi. Bu 102 beyt işte işin anlamına, önemine, ehemmiyetine, sonra imamlardan, ravilerden bahsetti. Maharici huruf, sıfat huruf falan dedi. Vakıf iptida meseleleriyle beraber böyle bir 102 beyt geçmiş oldu. Ve babul isti'ade. İsti'ade babı. Yani e'udu çekmekle alakalı mesele. Ve kul de. Ne de? E'udu. E'udu de. E'udu billahi mineşşeytanirracim de yani kısacası. E'udu. Ne zaman? İn eratte tekra. Okumak istediğin zaman, okumak istersen, kıraat etmek istersen, Allah'ın kelamını okumak istediğin zaman da e'udü billahi mineşşeytanirracim de. Evet. Ken nahli. Nahil suresinde geçtiği gibi. Nahil suresinde geçtiği gibi. Ne geçiyor orada? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, okuyacağın zaman اَعُوذُ çek diyor Cenab-ı Hak 98. ayeti kerimesinde. Cehren. Nasıl çekilecek bu? Cehren. Aşikar. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kim için bu efendim ifade? لِجَمِيعِ الْقُرَّى Bütün cemi'i kurra için yapılacak hareket bu. Ve in tuğayyir, eğer değiştirmek istersen e'udu'yu ev yahut tezid lafzan, bir lafız artırayım, ilave edeyim, ekleyeyim de öyle okuyayım diyecek olursan da fela ta'du, aşma, sınırı aşma, ellezî, öyle sınır ki kad sahha, onaylandı, tasih edildi. Neden veya nereden? Mimma nukila. Nakledilen, efendim bize nakledilen birçok rivayetler var. Gelen rivayetler var. Bu rivayetlerden hangisi tasih edilmiş, onaylanmışsa, ifadelerin dışına da çıkma. Kafana göre ilaveler, eklemeler yapma. İcabında sağda solda görüyoruz. Ne yapıyor vatandaş? اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَظِيمِ Yani kendine göre oraya bir sürü Allah'ın sıfatlarını ekliyor, ekliyor, ekliyor. اَرْرَجِيمِ diyor ondan sonra. Tamam, اَعُوذُ oldu ama yapacaksan, eğer bir ilave, bir ekleme yapacaksan ne yapacaksın? Sınırları aşma. Bize verilmiş olan sınırları öteye de ne yapmayacaksın? Aşmayacaksın. Vakıyla denildi ki, evet, her ne kadar cehren okunması lazım olduğunu söylemiş olsak da diyor, vakıyla denildi ki yuhfi, ihfa eder yani gizler, gizli okur. Kim? Hamzetün Hamza. İmam-ı Hamza ne yapar denildi bunu? E'udu'yu gizli okur şeklinde böyle bir rivayet gelmiş. Haythü tela, okuduğu vakitte, okuduğu zamanda, nasıl okursa. İster haythü tela'dan maksat yani ister Fatiha'da, Fatiha'nın dışında, efendim ister namazda, ister namazın dışında fark etmez. Diyor ki İmam-ı Hamza her ne şartta olursa olsun bunu böyle okumuştur. Haythü tela'dan maksat sadece işte okuduğu vakitte her nerede okursadan ziyade işte meclisi, mekanı, makamı çok da önemli değil. Nasıl okuduğu, nerede okuduğu, kim için okuduğu da önemli değil. Namazın dışında mı, içinde mi o da önemli değil. İlla اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ne yapıyor İmam-ı Hamza? Rivayete göre sesi kısıyor. Evet, sessiz okuyor yani. اَعُوذُ'yu sessiz okuyor. Evet. Vakıyla denildi ki لَا فَاتِحَةٌ Fatiha hariç denildi. Yani Fatiha'da cehri olarak okur. Tamam mı Onur abi? Cehri olarak okur. Fatiha'nın dışındakilerde hafi okur. Bu kimin yaptığı iş? İmamı Hamza'nın yapmış olduğu iş. Ve ullila bunlar ta'lil edildi. Yani sıkıntılı da görüldüğü durum da var burada. Evet diyor böyle bir rivayetler var. Zaten kıyle ile başladı
başlarken meseleye. Kıyle denildiği zaman da zayıf bir rivayetten bahsediliyor demektir. Efendim, ve kıyle işte yuhfi hamzetun haytü tere. Ondan sonra ve kıyle la fatih. Hep kıyle kıyle gidiyor zaten. Ve ullila. Bu iki rivayet de nedir? Yani ikisinde de bir takım illetler vardır. İşte ihfa, yani gizli okumakla alakalı, hepsini mi gizli okur? İşte yoksa Fatiha'nın dışındakileri mi sadece gizli okur? Bunlar her biri birer görüştür ama zayıf görüşlerdir. Vakıf. Dur. Lehum onlar için. Kimler için yani? Kıraat imamları için. Kimler için okuyorsak. Neyin üzerine? Aleyhi onun üzerine. Yani burada e'udü besmele vücuhatından dikkat ederseniz bahsediyor. E'udü billahi mineşşeytanirracim diye durursun. Evsil veya geçersin. Veya e'udü billahi mineşşeytanirracimi bismillahi diye geçersin. Vakif lehum aleyhi evsil. Vestuhib te'avvudun. Te'avvud hocam müstehaptır. Yani e'udü çekmek müstehaptır. Ve kâle ba'duhum yecib. Bazıları ne demişler? Vaciptir demişler. Bununla alakalı uzun uzadıya zaten detaylar var. Adam diyor ki olur mu? فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ İşte ne yapacaksın? Orada emir var diyor. Emir vücub gerektirir. Dolayısıyla bunun diyor okunması vaciptir. İlla okunması gerekir diyor mesela. Bu sefer öteki de diyor ki وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا da öyle mi madem öyle? Yani orada da emir var. Her emir vücub gerektirir mi? Gerektirmez. Yani ne dediğimiz mendup da olabilir bu. Daha bunun gibi bir sürü böyle birbirlerine karşı ne yapmışlar? Deliller getirmişler. Hakikaten de öyle şimdi yani. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا yetimleri evlendirin. Bir tane yetim kalmasın ortada. Böyle eğer vücub ifade ederse halbuki burada teşvik var mesela gibi. Cuma günü dağılın, cuma namazından sonra. Değil mi? Dağılın, kimse kalmasın camide. Yani hep teşvik bunlar veya insanların faydasına olduğu, değil mi? Mesela bir defasında yine bir yerlerde görmüştüm. İbn-i Sirin olması lazım. Allah-u Alem bu şeyde de vardı. Yani şerhlerde, haşiyelerde bir yerlerde. Diyor ki kişi bir defa cehren hayatında bir defa e'udu çekse o vücub diyor düşer diyor. Dolayısıyla o adama diyor ondan sonra e'udu çekmek menduptur diyor yani. Müstehaptır. Yani, وَقَالَ بَعْضُهُمْ yecib. Bazıları vaciptir demiş. Öteki taraftan diyor ki namazın içine giren bir adam okumadığı halde e'udu çekecek diyoruz mesela. Okumuyor. Halbuki okumayacak yani. Bu okumayacak olduğu bir yerde bu adamın e'udu çekmesi o zaman ne olacak? Diyor ki müstehaptır işte. O yüzden e'udü çekeceksin. Kur'an okumaya başlamadan önce besmele mi evde? Besmele şart değil de istiharede şart diyebiliriz. Hocam yani tercih edilen görüş hangisi acaba? Tercih edilen görüş müstehap olması. Müstehap olması. Yani mesela ben de çok ciddi şekilde hatta zaman zaman mezarlıklarda mesela okuyacak olan kişiler mesela başlıyor birileri. Öteki e'udü çekmeden giriyor besmele ile beraber. Ben durdurmuşum yani. Ne yapıyorsunuz? E'udü çekmeniz lazım. İşte Tayyip'e de böyle geçiyor. Fetva bu falan. Ama yani müstehap olduğu yönündeki görüş daha ağır. Müstehip te'ammüdün ve kâle ba'duhum yecib diyor ondan sonra. Yani bazıları da vaciptir demişlerdir. Ama o vücubluğu da yani düşün ki işte İbn-i Sirin Hazretleri demiştir ki hayatında bir kere e'udü çekse bu adam Kur'an okurken diğer zamanlardaki e'udü düşer ondan. Yani vücubiyeti düşer şeklinde. Evet. Babul Besmele. Devam ediyorum değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Babul Besmele. Besmele babı. Besmele beyne sûreteyni. Şimdi besmele ifadesini zaten hani dehrece gibi düşünelim diyelim rubai mücerret. Besmele çekti. Veya besmele demek Bismillahirrahmanirrahim'in malum nesi diyelim ki kısaltılmışı. Ne gibi? İşte havkale gibi. Değil mi? Ondan sonra
tehlil diyoruz mesela. Tehlil la ilahe illallah. Havkale. Ondan sonra besmele aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim dedi. Eyvallah. Dedi ama bu besmele de iki sure arasındaki besmele vücuhatı dendiği zaman da akla bir tane mi gelir, iki tane mi gelir, üç tane mi gelir? Şimdi besmele vücuhatı dediğin zaman da besmelenin bizzat alındığı, okunduğu vücuhat kaç tanedir? Üç tane. Kat'i kül, vaslı sani, vaslı kül. Besmele ifadesiyle burada onun üçüne birden işaret etmiş oldu. Beyne sureteyni, iki sure arasında besmele okudu. Yani besmelenin bütün vecihlerini aldı. Kat'i kül de aldı, vaslı sani de aldı, vaslı kül de aldı. Kim aldı? Şimdi buradan itibaren hep kırmızı kelime başları hep kırmızıdır. Bi nasaf dum tikraca. Buraya kadar bir ifadedir hocam. Burasını mesela besmele beyne surateyni bi nasaf dum tikraca. Buraya kadar bir ifade olarak düşünebiliriz. O arayı parantez içine alabiliriz veya tırnak içine alabiliriz. Birinci tırnak mesela bu veya birinci parantez. Mana çünkü başka türlü çıkmaz. Bir mısrada eğer olayı toparlayacağımızı düşünürsek zaman zaman yolda kalırız yani. Evet. Burada B dalnun raca yani. Beden raca diyoruz ya beden veya bedenler raca fark etmez. B dalnun raca hazaratı besmelenin kaç vecihiyle devam ediyor yola? 3 vecihle. Kat'i kül, vaslı sani, vaslı kül. Sonra devam ediyor. Hocam dikkat edin. Burada vasil diyor ya vasil. Oradaki vav gerideki 3 besmele vecihi demektir. Ve yani vav-ı atife diyelim. Besmele vasil şeklinde anlayalım burayı. Besmele vasil yani hem besmele çekti 3 vecih hem de vasıl yani vasıl bila besmele yaptı. Kim yaptı bunu? Feşa fe denince kim anlaşılır? İmam-ı Hamza anlaşılır. Değil mi? Eyyub Aleyhisselam. Evet. Vasıl feşa. Fe ne yaptı? İmam-ı Hamza yani. Gerideki üçünü yaptı. Vav artı yani. Artı. Geridekilerle beraber sıl. Vasıl bila besmele yaptı. Kim feşa? Fe. Sonra devam ediyor. Ve an halef. Haleften gelen vav yine aynı şekilde aslında iptidaiye gibi görünüyor. Fakat geridekileri de yine almamız gerekiyor işin içine. Dolayısıyla atifelik de var vav'ın görevleri arasında. Ve an halef. Haleften şu üç tanesi rivayet ediliyor. Ama aynı haleften feskut ve fesil. Hem sekit bila besmele hem de vasıl bila besmele rivayet edilmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda bir üç vecih yapanları anlamış olduk. Değil mi? Efendim İmam-ı Hamza'nın 4 vecih yaptığını görmüş olduk. Halef-i Aşir'in 5 vecih yapmış olduğunu şu anda gördük. Tabi bitmedi. Vel hulfu. Hulüfle efendim sekit ve vasıl bila besmeleyi yapanlar kem himen cela. Şimdi feskut fasıl var ya orası aynı zamanda hocam kem himen cela dediğimiz imamların alanına girmiş oldu. Hem Halef-i Aşir'e yaradı orası, feskut, fasıl dediğimiz yer. Hem Halef-i Aşir'in ne yaptığını anlamamıza yaradı. Hem de kem himen celanın hulufle beraber sekit ve vasıl bila besmele yaptığını anladığımıza yaradı. Anlatabildim mi meseleyi? Mesele anlaşıldı mı hocam? Tekrar ediyorum. Şimdi feskut fasıl ifadesi ikinci beytteki feskut fasıl ifadesi yani sekit bila besmele yap, vasıl bila besmele yap. Kim için? Ve an halef geçti ya geride. Halef için. Ama aynı halef üstteki üç vecih besmeleyi de yapacak. Dolayısıyla 5 vecih. Burası Halef-i Aşir için anlaşıldı. Aynı şekilde feskut fasıl vel hulf. Sekit bila besmele yap. Vasıl bila besmele yap ama bunu hulufle yap. Yani besmele vecihlerini de işin içine alarak yap. Kim için? Kem
himen cela için. Yani kef, kem, kef. Himen, malum iki ravinin, iki imamın bir araya gelişi neydi? Hayya. Değil mi? Ebu Amr'da Şeyh Yakup Hazretleri. Efendim, bir de cela, cim. Buradaki cela kimi anlatır bize? Usul kısmında ben cim dersem kimi anla demişti? Ezrak. Bu Ezrak'ın işi. Peki İsbahani nerede? İsbahani ismi hiç mi yok burada şimdi? Heh. Dedi ki ben cim dediğim zaman sen onu Ezrak anla. Orada soruyu sor. İsbahani nerede? Ben de sana söylüyorum. Vel İsbahaniyyü kekalun demişti o zaman. İsbahani bu sefer kanun gibi. Yani İsbahani üç vecih okuyanların içine girdi mi bu şekilde? Girdi. Beden arca İsbahani. Orası. Besmele ile alakalı üç vecih okuyanlar ve İsbahani dal, nun, raca olmuş oldu. Dört vecih. Besmele vecihleri artı vasıl bila besmele yapan İmam-ı Hamza oldu. Yine üç vecih artı sekit bila besmele, vasıl bila besmele yapan Halef-i Aşir. Onları koyduk kenara, arkasından dedi ki bu sefer bu yukarıdaki sekit bila besmele, vasıl bila besmele, bir de besmele vücuhatını anlatan huluf kelimesi onu anlatır. Huluf. Sekit bila besmelenin ve vasıl bila besmelenin hulufu nedir? Yani besmelesiz vücuhatın hulufu besmeleli olan vücuhattır. Besmeleli olan vücuhatta kaç tane vecih var? Üç tane. Onları da kem, himen, cela toplamda beş vecih yapmış oluyor. Evet. Kayıtlar inşallah zaten var. Elhamdülillah. Yavaş yavaş arkadaşlar yapıyorlar. Takıldığımız yerlere oradan da bakabiliriz. Eğer olur insanlık hali, hepten sürçtüğümüz bir yerler olursa bir sonraki derslerde hem kayıtlara geçsin diye, çünkü biz burada gerçekten şu anda bir tarih yapıyoruz yani. Bir tarih yapıyoruz. Allah yani bizi buna vesile kıldı. Rabbimize şükürler olsun. İnşallah devamı gelir. Çünkü tayyibe ile alakalı tayyibenin tamamının efendim böyle kayıtlara mutlaka alınması lazım idi. Önemli çünkü. Arkamızdan gelenler için önemli. Vaktira tercih edildi. Kim için? Lisakiti. Hocam sakit burada neyi anlatır? Besmele'den bahsettiğimize göre. Sekit bila besmele. Sekit bila besmele yapanlar için tercih edilmiştir. Nerede tercih edildi? Fî veylün ve la. Kendisinde veyl ve la olan sureler. Kaç tane bunlar? Dört sure. Evet, dört sure. Birisi veylül lil mutaffifin. Öteki veylül li kulli hümezetil lümeze. Birisi la uksimu bihâzel beled. Birisi la uksimu bi yevmil kıyâme. Toplam dört sure. Şimdi bu surelere geçerken, bu surelere geçerken sekit bila besmele yapanlar şöyle okumuş oldular. Dikkat edin hocam. Mesela Kıyamet suresine geçmeden bir önceki sure ne orada? Müddessir suresi. Ne var orada? Huve ehlut takva ve ehlul mağfirah. Ondan sonra ne başlıyor? La uqsimu bi yevmil kıyame. Şimdi dikkat edelim. Huve ehlut takva ve ehlul mağfirah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyame. Veya la'da bile dursa adam durur. Nefes kesti, durdu, bir şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyame. Ne surenin yine birbirinden ayrı olduğu, mananın tamamen gerideki süredeki ayetlerin, kelimelerin gerideki süreyle, ilerisinin ilerideki süreyle alakalı olduğu belli. Sonra ve ehlül mağfireti bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bi yevmil kıyame. Yine aynı şekilde. Ama olay sekit bila besmeleye geldiğinde şöyle oluyor. Ve ehlül mağfireti la ve ehlül mağfire la uqsimu bi yevm. Hayda. Ne oldu şimdi? Peygamber Efendimiz bir hatibi çıkarmıştı, konuştu da işte peygambere itaat edenler rüştü bulmuştur. Ve men yuti'illâhe ver resûle fakat reşet ve men yâsimhâ demiştir. Ve men yâsimhumâ demiştir arkasından da. Peygamber Efendimiz ona sen ne kadar kötü bir hatipsin şeklinde böyle tepkisini göstermiştir yani. Allah ve Resulüne itaat edenler rüştü bulmuştur, isyan edenler de. Ne oldu? Bak mana
Allak bullak oldu. Halbuki ve ehlül mağfirah, mağfiret ehlinden bahsediyor Allah. Değil mi? Arkasından da diyor ki la. Olmadı. Sekit bile besmele yapanlar için böyle bir yerde. Geç. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabri veyl. Asr suresinden veyle geçerken ne oluyor şimdi? Mana. Değil mi? Perişan oldu mana. Ve tevâsav bil sabri veyl. Bu sekit bila besmele yapanlar için. Kim yapıyor sekit bila besmeleyi? Bir kere beş vecih yapan değil mi? Ezrak. Ondan sonra Ebu Amr, İbn Amir, ondan sonra Şeyh Yakup, bunlar yapıyor sekit bila besmele. Başka sekit bila besmele Halefi Aşir de yapıyor. Sekit bila besmele gördük az önce. E şimdi bunlar bu arayı geçerlerken bunlar için diyor bu surelere geçişlerde kendisinde veil olan veya kendisinde la olan surelere geçişlerde sekit bila besmele yapanlar için tercih edilen nedir? Besmeletün. Bir sonraki beyt, mısra bunu açıklıyor. Besmele vecihi tercih edilmiştir. Evet. Ama şimdi başka bir şey daha var. Vessektü. Biz diyor sekteyi yine tercih ederiz. Ama kim için tercih ederiz? Ammen vesala. Orayı vasıl bila besmele ile geçen biri varsa onun burada vasıl bila besmeleyi terk edip sekit bila besmele yapması daha evladır. Çünkü sekitte yine bir nefes kesme var. Yine bir durma, duraksama var. Ama vasıl bila besmelede o var mı? Yok. Direkt geçiş. Diyor ki vasıl bila besmele yapacak olan yapmasın da sekit bila besmele yapsın. Sekit bila besmele yapacak olan da o da onu yapmasın da bari besmele okusun orada. Besmeleli geçişlerden birini tercih etsin. Anlaşıldı mı mesele? Yani mutlaka sekit bila besmele diyelim ki yapılarak geçmek vasıl bila besmeleye göre daha evla. Efendim besmele ile geçmek de sekit bila besmele ile geçmekten daha evla. Evet. Ammen ol bir kimseden ki vesala vaslettiler. Yani vasleden, kendisinden vasıl rivayet edilenlere sekit tercihimizdir. Kendisine vasıl bila besmele, kendisinden vasıl bila besmele tercih rivayet edilenlere, düzeltiyorum, kendisinden vasıl bila besmele rivayet edilenlere sekte tercihimizdir. Bunu öneriyoruz diyor. Diyor ya mesela gidiyorsun bir yere bunu almayında bunu alın diyor. Şimdi bu da onun gibi. Diyor ki vasıl bila besmele yapma orada. Bari yapacaksan illa besmelesiz bir okuyuş yapacaksan sekit bila besmele yap da bir duraksa en azından orada. Vasıl bila besmele böyle. Sekit. Ama sekit bila besmele yapıyorsa her zaman bir takvası yani diyelim ki. Sen burada bunu yapma bari madem duracaksın araya besmele sokuşturu var da öyle geç yani. Tabi bu dört yer için. Bu dört yer. Bu dört yer istisna. Bu dört yer istisna. Evet. Ve fi bitide surati sure başlangıcında küllün bütün imamlar yani küllü kurra diyelim bütün kurra ne yapmıştır? Besmele çekmiştir. Bütün imamlar sure başlarında. Ama siva beraetin. Beraet suresi yani tevbe suresi hariç. Evet. Fela besmele yoktur. Velev yusil. Velev ki enfalden tevbe suresine geçilse bile yine de orada besmele çekilmez. Fela velev yusil. Fela velev yusil. Vasledilse bile besmele yok. Evet. Pekala. Ve vesetan hayyir. Eğer Eczai sureden yani surenin cüzlerinden, ayetlerinden bir parçadan Tevbe suresini okuyor adam. Geldi. Nereden girecek? قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ'den girecek bu adam. Ne yapar bu adam? Hayır. İster besmele çeker, ister çekmez. Muhayyerdir. Ne yapıyor yani? اَعُوذِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu ancak böyle. Ama oldu ki keyfe yekûnüden başlayacak. Değil mi? Ha bundan bu adam Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm keyfe yekûnü lil müşrikîne diye başlayabilir. Bismillahirrahmanirrahim yani eûzü çekip besmele de alıp da başlayabilir. Bismillahirrahmanirrahim keyfe yekûnü de diyebilir mi? Der. Evet. Ve fîhâ evet. Tevbe suresinde bu besmelede yahtemil
ihtimal vardır. Her iki tarafa da ihtimal vardır. İster öyle, ister böyle. İster besmele çek, ister çekme. İkisi de herhangi bir sıkıntı yoktur diyor hocam. Ortada sanki zıttıda mı diye hatırlıyorum da hocam. Sonra başında besmele varsa sonra da aynı da diyor. Beraber besmele kolay. O hükme göre öyle diyor hocam. Evet var. Yani o doğrudur. Başında besmele yoksa ortalarında da yoktur. O da bir fetvadır, caizdir. Efendim, bunun en başında diyor Fatiha'da besmele vardır. Hepsinde besmele vardır, caizdir. Ama sadece sure aralarında geçerli olmasına özellikle. Ama şeyde sure başında, Bera'nın başında, sure başında kesinlikle yani yok. Fela. Evet. O da var hocam. O sizin dediğinizde var. Peki anlaşıldı burası? Anlaşılmayan bir nokta yoktur. Peki. Devam ediyoruz abi. Ve in vesalte evet. Ve in vesalte geçecek olursan ha besmeleyi nerede bi ahiri süver. Sure sonlarında besmeleyi vasl edecek olursan, besmeleyi bitiştirecek olursan yani velallâline bismillah diye devam ediyor olacaksan o zaman diyor ki felâ takip durma daha. Yani besmeleyi bir önceki surenin sonuna vaslettin daha besmelenin sonunda durma. Ne demek bu? Faslükül yap. Besmeleyi diyelim ki velallâline bismillahirrahmanirrahim deme. Deme. Ne yap? Direkt Elif Lam'e bağlı olayı. Hangi sure varsa akabinden gelen oraya bağla. Ve gayruhu. Bu dikkat ederseniz hocam. Kat'i kül. Herhangi bir sıkıntı yok. Vasl-ı sani. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama vasl-i evvel kat'i sani'de o sıkıntı var işte. O burayı söylüyor. Yani bu ifade vasl-i evvel kat'i sani sıkıntısı. Malum ne demişler? Ne diyorlar hocam? Eğer durursan bir önceki surenin sanki bir ayeti bir parçasıymış gibi anlaşılacağından dolayı durma orada. Artık besmeleyi ağzına aldın mı? Bitir, vaslet, bir sonraki sureye devam et. Ve gayruhu bu vecihin dışındakiler yani vasli evvel kat'i thani dediğimiz bu vecihin dışındakilerde la yuhtecer herhangi bir men etme söz konusu değildir. Dolayısıyla diğer vecihler yapılabilir. Sûretü Ümmil Kur'an. Geldik Fatiha-i Şerife'ye. Maliki elifli okuyan melik kelimesini elifli okuyan dediğimiz zaman da ne yaptı? Alâ lafzihi göründüğü gibi. Maliki bismini meşhur. Diğer kıraat da meşhur. Meliki olduğunu zaten biliyoruz. Ama bizim olayı çıkaracağımız yer neresi? Maliki. Burada harekeyle alakalı bir ifade yok. İşte onunla bununla bir alakalı yok. Sadece sen uzatırken diyor ki bak ben bunu uzatıyorum. Nasıl okunur bu? Maliki uzatarak. Peki diğer rivayet ne olur? Uzatmayarak. Maliki okuyanlar kim? Nel, nun yani İmam Asım. Zillen, Şeyh Yakup. Zı, Şeyh Yakup'u anlatırdı. Rava denince kim gelir akla? Rava, Rakal. Evet. Malikin nel zillen raba. Nun, ya, rakal. Bunlar maliki okumuşlar. Peki hala meliki okuyan yani uzatmadan okuyanlar kimler? İsimleri burada geçmeyenler. İsimleri burada geçmeyenler. Yani işte elif, dal, ha, ondan sonra kef, değil mi? Fe, ca. Geriye bunlar kaldı. Elif, dal, ha, kef, fe, ca. Geri kalan zaten burada. Dört tanesi burada. Es-sirata, sirat kelimesi, lam-ı tarifli, ma-sirata. Bir de lam-ı tarifsiz sirat kelimesi var. İhdine sıratel müstakime, sıratel lezine. Pekala ne olacak bunlar? Zin hulfen. Hulüfle bezzi değil mi? Z-kumbul, affen. Değil mi? Z-kumbul. Yani lam-ı tarifli, es-sirat. Lam-ı tarifsiz, efendim sırat kelimelerinde z ne yapar? Sirat yapar. Zaten bak lafzıyla söylemiş. Sirat.
Peki hala ben bunun diğerinin sırat olduğunu nereden anlayacağım? E kardeşim o da zaten çok aşikar, çok ayan beyan bir vecih. Evet. Bunun dışındakiler zaten biraz sonra onu da anlayacağız. Bir ifade kullanacak. O ifadeyle beraber ha yukarıdaki demek ki diğerleri hep es-sırat okuyorlarmış diyeceğiz yani. Evet. Hulfen. Z ne yapıyor bunu? Hulufle yapıyor. İhdines sıratal müstakime sıratal lezine en'amte. Hulfen. Gala yes de yapıyor. Beraber yapıyorlar. Keyfe veka. Nerede vaki olursa. Nerede vaki olursa. Kur'an-ı Kerim'in içinde olursun, olsun da. Nerede olursa olsun. Fark etmez. Lam-ı tarifli ve lam-ı tarifsiz. Zaten es-sırat baktığımız zaman orası lam-ı tarifli olandan bahsediyor. Ma'-sırat diyor ondan sonra. Lam-ı tarifsizini de söylüyor bize. Hem lam-ı tarifli hem lam-ı tarifsiz. Abdullah. Anladın mı kardeşim? Anladın. Onur sıkıntı var mı? Yok değil mi? Anlaşılıyor mu mesele? Hocam diyorsun 3 sefer okuduk burayı. Daha mı anlamayalım yani? Evet. Pekala. Ve sadu sat. Yani lam-ı tarifli hani diye bahsedilen sırat kelimesinden diyelim bahsediyor. Ve sadu o sat kelime sat harfini ihdi bu sadın başındaki elif lam takısının ne olduğunu görüyoruz burada. Yani manası itibariyle ne diyorlar ona? Lam'ın bir takım lam-ı taksis vardı değil mi? Buradaki hepsini yani kapsayan, içine alan elif lam takısının manasını öyle düşünüyoruz. Yani bütün sırat kelimelerinin, lam-ı tarifli, lam-ı tarifsiz, bütün sırat kelimelerinin sat harfini kezzayı z gibi okuyan. Yani z gibi okumak işmam. İşmam okuyan kimdir? Zafa. Zafa. Halef. Halef böyle okuyor. İhdine zıratel müstakime zıratel lezine. Evet. Yani Fatiha'nın içindeki gerek lam-ı tarifli olsun, gerek lam-ı tarifsiz olsun. Buraya çok dikkat edelim hocam. Gerek lam-ı tarifli olsun, gerek lam-ı tarifsiz olsun. İster Fatiha'nın içinde olsun, ister Fatiha'nın dışında olsun. Zat ne yapıyor? Küllüsünü işmam okuyor. Şimdi hocam, zatla alakalı burada, şu mısrada, şu beytlerde, iki mısrada, zatla alakalı bir rivayet söylüyor, kafla alakalı üç rivayet söylüyor. Ona göre dikkatli takip etmekte fayda var. El evvelu kif. El evvelu kif. Fatiha'nın birincisinde geçen ihdine sırata. Yani lam-ı tarifli olanda sadece kaf var. Zatla alakalı bir derdimiz kalmadı bakın. Zatla alakalı bir derdimiz var mı? Yok. Bütün Kur'an-ı Kerim işmam. Tamam. Kafla alakalı dert var. Rivayet var. Onu açıyor. Birinci rivayet. Kafla alakalı birinci rivayet. Ne o? Lam-ı tarifli olanda, Fatiha suresinde lam-ı tarifli olanda işmam yapar. Kim? Kıf kaf. El evvel dediği o. El evvelden kasıt ne? İlk okunan sırat kelimesi. İlk Kur'an'ı, koca Kur'an'da nerede okunuyor ilk? Fatiha'da. Hangisi? İhdine sırata. Orada işmam yapıyor. Ondan sonra ikinci rivayet. İkinci rivayet. Ha bu arada şunu söylüyoruz. Kaf Fatiha'nın birincisinde yapıyor. Geri kalan lam-ı tarifsiz, lam-ı tarifli ne kadar varsa hiçbirisinde yapmıyor. Bu bir rivayet. Kaftan bir rivayet. İkinci rivayet. Ve fihi ve sani. Bir ve ikincisinde. Fatiha suresinin bir ve ikincisinde yapıyor. Hocam geri kalanlarında yapmıyor. Fatiha'nın dışına çıktı mı yapmıyor hiçbirisini. İster lam-ı tarifli ister lam-ı tarifsiz. Anlaşıldı mı burası da? Bu etti ikinci rivayet kaf için. Üçüncü rivayet kaf için. Ve dillâm yuhtulif. Ha diyor ki ister lam-ı Fatiha'nın içinde olsun. İster Fatiha'nın dışında olsun. Hiç önemli değil. Lam-ı tarifli olan efendim sırat kelimelerinin hepsinde işmam yapar ama hulufle yapar. Bu da kaf için efendim söylenmiş olan üçüncü rivayet, üçüncü görüş. Toplamda dört tane burada ne anlattı hocam? Görüş anlattı. Bir tane zat için, üç tane de kaf için. Kaf için anlattığı ilk rivayet
Lam-ı tarifli olan da birincisinde var. Geri kalan hiçbir yerde yok. Ondan sonra bir ve ikincisinde var. Geri kalan hiçbir yerde yok. Ondan sonra lam-ı tarifli olanların tamamında hulüf dedi. Bu kadar. Üç tane ayrı görüş anlatmış oldu. Tabii biz birincisi hep bir. Biz birincisini okuyoruz. Yani lam-ı tarifli olan da yapıyoruz. Lam-ı tarifsiz olanların Fatiha'da o da. Fatiha'nın dışına çıktığımız anda hiçbirisini de yapmıyoruz. Ama halefle alakalı her taraf zaten işmam. Ve bâb-ı esdeku. Evet. Ve bâb-ı esdeku. Esdeku bâb-ı. Esdeku bâb-ı. Yani ve men esdeku minallâhi qîlâ gibi. Değil mi? Veya yustiku geliyor yer varsa. Yastuku, yustiku neyse. Bunların hepsini işmamla, yine z'ye benzeterek işmamla okur. Kim okuyor bunu? Şefa Tarhal. Yani ve men ezdeku ve men ezdeku minallahi qila mesela. Vel hulfu gar. Yes, neyse, nasıl okuyor bunu? Hulüfle. Yani ve babu ezdeku şefa vel hulfu gar. Bitti. Ne kadar ezdeku, onun benzeri kelime varsa, arsat, arkasından dal gelecek olan durumda ne kadar kelime varsa bunları farhal, hulüfsüz, yes, hulüfle. Yani far, yes, hal diyoruz ya bunlara. İşmam okurlar. Yusdiru gıh şefa. Ama yusdiru olan, her ne kadar ben sattan sonra dal geleni söylemiş olsam da diyor, far, yes, hal okur, yes, hulüfle okur dediysem de yusdiru gelirse iş değişir. Niye? Gıh şefa. Orada yesin hulüfü kalkıyor. Direkt yusdiru'yu gördün, far, yes, hal oldu, bitti. Ama bir öncekinde ne var? Yesin hulfü de var işin içinde. Sonra devam ediyor. El musayitirune dar. El muzayitirun. Değil mi? Em humul muzayitirun. Evet. Bunu kim okuyor böyle? İsmam dat. Dar diyor. Kırmızı olduğundan onun olduğunu anlıyoruz. Kırmızı değilse kırmızılaştırabilirsiniz. Gıl hulfe. Bu kelimede kaf da ismam yapar. Amma ve lakin 12 hulüfle. Tamam hocam? Sonra devam ediyor. Ma'a musaytır. Ha, musaytır kelimesi de buna dahil. Musaytır kelimesi de buna dahil. Yani dat hulüfle, hulüfsüz kaf hulüfle aynı şekilde yapıyor. Sonra devam ediyor. Ma'a musaytırin. Musaytırla beraber. Yani bir emhümül musaytırun var. Bir de ve mahum bir musaytır mı? Bir de o var. Bu ikisini nasıl okuyacak hocam? Vessinu li. Sin okuyan li yani Hişam. Ve fihima her ikisinde gerek musayitirun gerekse musayitir kelimelerin her ikisinde el hulfü hulüfle sin okuyan kim? Zekiyyün. Hulüfle sin diyorum. Niye? Çünkü sin geçti az önce. Hulüfle sin okuyan kim? Zekiyyün an meli. Zemim ayında bunu hulüfle yapmış oldu. Pekala. Zeki yün ammeli. Sonra başlıyor hocam. Burada aleyhimu ileyhimu ledeyhimu aleyhim ileyhim ledeyhim. Neyi hatırlatıyor size bu? Sıra tarafını hatırlıyoruz ama bi dammi kesril ha'i. Bakın bi dammi kesril ha'i. Ha'nın kesresinin dammiyle. Değil mi? Aleyhum, ileyhum, ledeyhum. Kim yapar bunu? Zabyun fehimu. Zabyun fehimu. Feya. Zabyun zı feya fehimu fe. Evet. Aleyhim, ileyhim, ledeyhim. Bi dammi kesril ha'i. Zabyun fehimu. Şimdi bunun bi dammi diyor. Bunlar için damme okunacağı kesin. Diğerleri için, feyan dışındakiler için bunun kesre okunmasının yani nereden çıkıyor? Onlara direkt veriyor. Aleyhüm olmuş oluyor. Bir damme diyor çünkü. Değil mi? Nereden çıkar? Dışında falanlar. Bir damme kesri diyor çünkü. Bir damme kesri. Onların kesre yaptığını bunlar damme yapıyor diyor. Onların kesre yaptığını bunlar damme yapıyor. Bunlar damme yapıyorsa onlar kesre yapıyor demektir. Halbuki zıt olarak baksak meseleye,
Zammenin zıttı neydi? Fethaydı. O zaman kalırız. Allah aleyhem mi okuyorlar bunlar yani? Gibi. Zammenin zıttı fethaydı. Fethanın zıttı kesre. Yani fetha ile kesre birbirine zıt. Fethanın zıttı kesre, kesrenin zıttı fetha diyoruz eyvallah. Ama zammenin de zıttı fetha. Fakat fethanın zıttı zamme değil. Ya kesreydi. Evet. Ama şu zikretmiş özellikle. Efendim? Dedeniz için zikretmiş yani. Aynen tabii. Sırf onun önüne geçmek için bir zammi kesri. Başkalarının kesri okuduğunu bunlar zamme okuyor. Kim o? Zabiyun fehimu. Feya. Ve ba'de ya'in. Ya'dan sonra. Öyle ya ki sekenet sakin oldu. Sakin ye'den sonra gelen. Ama la müfrede. Müfret olmayacak. Hocam müfret olmayacak. Yani tesniye ve cemi olabilir mi? Olabilir. Fihima, fihim gibi. Sakin ye'den sonra gelen he'leri de zamme okur. Kim okur? Zahir. Şeyh Yakup Hazretleri. Evet. Sakin ye'den sonra ama müfret olmayacak. Fihi de var mı? Olmaz. Fihi de olmaz. Fihima da var mı? Var. Fihün, fihinne de var mı? Var. Fihim de var mı? Var. İleyhim de var mı? Var. İleyhünne, ileyhinne onlarda da var. Tesniye ve cemi olmak şartıyla sakin ye'den sonra gelen he'leri zamme ile okuyan Şeyh Yakup Hazretleri'dir. Bu işin kaidesi bu burada. Tayyibe'ye çıkana kadar genelde talebe hocam bunu bilmez. Değil mi? Tayyibe'ye çıkana kadar bu evet şöyle olur, böyle olur falan alır gider. Hele ki bir takım meseleler var. Neyse uzatmayayım. Vakit de bayağı ilerledi. Oraya gelince yine konuşuruz onları. Ve in tezül. Eğer o sakin ye ortadan kalkmış olursa, zail olmuş olursa, herhangi bir cezim illeti sebebiyle falan, değil mi? Kalkmış olursa, ne gibi? Ke yuhzihim. Aslında neydi bu? Yuhzihim idi aslında. Değil mi? Yuhzihim idi aslında. Gerideki bir takım şartlara bağlı olarak yuhzihimdeki ye kalktı gitti. Yuhzihimdeki ye'yi hasfettik. Değil mi? Kaldırdık oradan. İzale oldu. Efendim, böyle olursa ne olur? Gada. O zaman ya değil de tek başına yes devreye girer. Yuhzihum mesela. Sonra şunlarda hulüf var. Ve hulfü yulhihim, gihim ve yugnihim anhu. Anhu yani an yes demektir. Rüveys'ten rivayet edilir. Yulhihim, gihim, yugnihim. Bunlarda hulüf var. Ama şunda hiçbir şey yok. Ve la yadummu men yuvellihim. Men yuvellihim kelimesini kesinlikle zamme okumaz. Diğerleri gibi ne okur? İttifakla men yuvellihim okur. Men yuvellihum okumaz. Halbuki orada da yuvellihim idi aslında. Değil mi? Menden dolayı cezm oldu, ye düştü. Yukzihim gibi oldu bir nevi. Ne yapmamız lazım? Zamme okunması lazım ama bu istisna. Bunda hiçbir şekilde hareket yok. Şimdi geldik sılaya. Burası sılam meselesi yani. Ve zamme mimil cem'i. Cem'i mimini zamme ile okudu. Evet oku sil ama sıla ederek. Cem'i mimine hocam ne yapacaksın? Sıla ederek zamme ver. Veya zamme yap sıla oku. İkisi de olur. Sıla ederek zamme oku. Niçin? Kim için? Thebutun dera. Thebutun se denince tehadin tesi. Yani Ebu Cafer. Dera dal. Dalca direkt yapıyorlar. Yani hulufsüz. Kable muharrakin. Şart ne? Harekeli harften önce olacak. Harekeli harften önce olacak. Mesela aleyküm enfüseküm. Aleyküm enfüseküm. Harekeli bir harf var mı mimden sonra? E var. Veya başka başka yerler de olabilir. Emlem tunzirhum la mesela. Var mı? Var. Kendisinden sonra bir tane harekeli harf var. Diyor ki burayı sıla ederek lammeyle bir şekilde oku. Böyle olacak. Ve bil hulfi dalca hulufsüz olmuş olsa da ve bil hulfi bera. B burayı ne yapar? Hulufle okur. Zaten hep öyle değil miydi? Öyleydi. Ve kable hemzil kat'i hemze-i kat'i'den önce olursa eğer yani sıla olan kelime hemze-i kat'i'den önceki bir kelime ise aleyhim e'enderhum emlemdekiler gibi mesela aleyhim e emlem tüzirhum e
Böyleyse bak şimdi geldi. Hocam bu sefer usule göre bak. Verşun dedi. Cim dersem ezrek anla. Ama verşun dersem iki tariki de anla dedi orada. İspahani de ezrek de. Ne yapar hocam? İkisi de onlar da devreye girerler. Ama İspahani kanun gibi bir iki alır. Ezrak zaten kendi aleminde yine beş okur. Versun. Böyle olursa hemze-i katı'dan önce olursa bu sıla olacak hemze şey mim. O zaman ne olur? Vers devreye girer. Veksiru. Buradan itibaren ayrı bir kaide devreye giriyor. Başlıyor. Veksiru kable sükuni. Sükünden önceki veksiru kesri okuyun. Neyi kesri okuyoruz hocam? Neden bahsediyorduk? Mim harfinden bahsediyoruz değil mi? Cemi mimlerinden bahsediyoruz. İşte o cemi mimini kesri oku. Kable sükuni, sükünden önce olduğu zamanda. Ama bir şart daha var. Ba'de kesrin, kesreden sonra gelecek. Yani mesela ve kıyhimus seyyiat okuyoruz değil mi? Burada biz mimi kesri okuyacağız. Ve kıyhimi okuyacağız. Ve kıyhimus seyyiat okuyacağız. Şart ne bunun için? Sen diyor bu mimi kesri oku. Amaç sükünden önce olması. Mis seyyiat derken orada sükun var mı? Var. Orada sükun birinci sinin malum. Birincisin derken zaten idgam-ı şemsiyedir orası. Birincisin gibi oluyor lamın durumu. Orada ne var? Sükun var mı? Var. Dolayısıyla mim sükünden önce olmuş mu? Olmuş. Ba'de kesrin. Yani kendisi kesrili bir harften sonra gelmiş mi? El cevap gelmiş. Ve kıhi, al işte he. Ve kıhi mus, ilerisinde de bunun sakin bir harf var. O zaman bunu ne diyor? Kesri okuyacaksın. Kim için? Harraru ha için. Yani ve kıhimis seyyiat mesela. Aleyhimizzille mesela. Değil mi? Bunlar da kesri okur. Şart o. Şart o. Evet. Sükünden önce olması lazım. Ve kendisi kesreli bir harften sonraki o zaten kesreli harf orada hi oluyor. Mim otomatikmen kesrelenmiş oluyor. Böyle bu iki şart bulunduğu zaman. Mimin öncesi kesre, mabadi, sakin. Dolayısıyla arada kalan mim esrelenecek diyor. Vaslen, zaten söylüyor vasıl halinde. Bakihim'de durursam olur mu bu? Olmaz. Vasıl olacak. Ve bakihim bi zammin. Geri kalanları bunu zammeyle okurlar. Geri kalanları bunu yani Ebu Amr'ın dışında kalanların tamamı bunu neyle okur? Zammeyle okur. Aleyhimu mesela aleyhimuzzille. Değil mi? Biz öyle okuyoruz Asım. Ama şimdi diyor ki ve şefa. Şefadan bahsedecek olursak bu şefa bunu nasıl yapar? Şefanın durumu ne bu noktada? Ma'miminil ha'e. Mimle beraber ha'yı okur. Mimle okur ha'yı, mimle okur. Dikkat edin. Ha'yı neyle okur? Mimle okur. Yani mimi nasıl okuyorsa ha'yı da öyle okur. Mimi nasıl okuyor? Zammı okuyacak. Geldi ne yapıyoruz? Mesela vekihi müsseyyiat ya. Mimi nasıl okuyacak? Bizim gibi ötreli okuyacak. Diyor ki ha'yı da öyle okur. Vekihu müsseyyiat okur. Veya aleyhu müzzilletu okur. Evet. Ve etbi'a. İtba kaidesi uyguluyor burada kim? Zurafa Şeyh Yakup Hazretleri burada itba kaidesi uyguluyor. Yani diyor ki ben asıl kaideme göre, asıl kuralıma göre, bakın asıl kaideme göre, asıl kuralıma göre eğer ki ben oradaki he'yi esri okuyorsam mimi de esri okurum diyor. Şeyh Yakup'un kaidesi bu. Asıl kaideme göre, asıl okuyuşuma göre, kıraatime göre he'yi esri okuyorsam mimi de esri okurum. Ne gibi? Vekihimis seyyiat gibi. Ama asıl kaideme göre, asıl okuyuşuma göre, kıraatime göre, rivayetime göre zamme okuyorsam oradaki he'yi o zaman mimi de zamme okurum. Ne gibi? Aleyhümüzzilletu gibi. Bazen ne görüyoruz? Tarahale katıldığını görüyoruz. Bazen Ebu Amr'a katıldığını görüyoruz Şeyh Yakub'un. Bu da Şeyh Yakub'un itba kaidesinden dolayı ortaya çıkan iki türlü okuyuşu oluyor bir nevi. Yani iki tarafa da dönebiliyor. Eğer kendi asıl kaidesine göre efendim mesela işte aleyhüm gibi veya
şimdi aklımıza gelmiyor. Ama ötürü okunduğunu düşündüğümüz, ötürü okuması gereken bir yerse, o zaman ne yapıyor? Yani H'yi ötürü okuması gerekiyor. O zaman otomatikman her şeyi ötürü okuyor zaten. Eğer esre okuması gereken bir yerse mimi esreliyor bu sefer. İmamı Şeyh Yakup Hazretleri olayı bu şekilde bitirmiş oluyor. İnşallah kayıtlardan da takibini yaparız, değerlendiririz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.